Merhaba, uygulamalarla C# serimizin birinci bölümünde burada görmüş olduğunuz uygulamayı yapacağım. Bu uygulamadan amacı burada butona basıldığında ekrana bir mesaj vermesi. Tabi buradaki bu mesaj kutusunu ekrana getirirken bakın burada işte bir ikon, bir başlık ve şu şekilde bir buton yapılandırması var. En azından bunların görsel olarak nasıl yapıldığını göstereceğim. Şuradaki ikonun nasıl koyulduğundan, aynı zamanda bir butonun nasıl bu şekilde göründüğünden bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz nasıl yapıldığına geçelim. Visual Studio 2019 programını kullanacağım. Bunun için programımı açtığımda yeni bir proje oluştur seçeneğinden. Windows Form uygulamasını seçeceğim. Eğer sizde bu burada bu şekilde gelmezse şurada arama yaparak bulabilirsiniz. Ya da burada dil olarak C#, buradaki kısımda platformu Windows ve masa üstünü seçerseniz de bu seçenekler karşınıza gelecektir. Burada doğrudan Windows Form uygulamalarını seçtiğinizde sonraki diyorum ve ilk olarak uyarı mesajı ismini buraya veriyorum. Burada Türkçe karakter kullanmaya özen gösterin. Proje isimlendirmelerinde Türkçe karakter kullanmayın. Araya boşluk koymayın. Bunun sebebi projeler üzerinde çalıştırırken bir takım hatalara sebep olabiliyor. Şurada konum olarak nereye kaydedeceğimi seçiyorum. Mesela ben burada masa üstünü seçeceğim ve buraya şimdi bir uygulama için bir klasör oluşturacağım. Buraya şu şekilde C# uygulamaları diyorum. Buradaki kullandığınız ismin bir önemi yok. Ve ben birinci uygulama olarak buraya uyarı mesajı diyorum. Buranın içerisine de klasörü seçiyorum ve buradaki uyarı mesajı klasörü, bakın masa üstüne geldi. Uyarı mesajı klasörün içerisine projemi kaydedeceğim. Şimdi oluştur diyorum. Bu şekilde bir ekranım geldi. Buradaki ekranda bizim çalışacağımız alan şu orta kısım. Şimdi ben formum üzerine şöyle biraz boyut olarak küçültüyorum. Tabi buradaki boyuta göre de bir büyüklük verebiliriz. Bakın burada formum üzerine geldiğimde sağ alt kısımda özellikler penceresi var. Bu özellikler penceresinde nesnelerimi, yani şu an form seçili. Bakın şurada da form 1 olarak yazıyor. Üzerinde yapabileceğim bütün ayarlamalar burada mevcut. Şu sol tarafta görmüş olduğunuz araç kutusuna geliyorum. Bunu şurada sabitliyorum. Buradaki araç kutusu üzerinden çalışacağım. Öncelikle form üzerinde bir takım ayarlamalar yapmak istiyorum. Mesela şurada görmüş olduğunuz yazıyı değiştirmek istiyorum. Bakın form nesnesine tıkladığımda bizim üst tarafta yazan uyarı mesajı diye bir kısım var. Bakın hemen şurada text kısmını görüyorsunuz. Form nesnesini seçtiğimde properties özellikler kısmında text kısmını görüyorsunuz. Ben buraya hemen silip uyarı mesajı diye yazıyorum. Burada Türkçe karakteri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çünkü bu ekrana yazılan bir basit bir yazıdır. Bakın geldiğimde otomatik olarak uyarı mesajı diye geldi. Yan taraftaki şu simgeyi ben nasıl değiştirebilirim? Öncelikle buraya bir tane ikon dosyası bulmamız gerekiyor. Bu ikon dosyasında dilerseniz şu şekilde internette şöyle ikon arşiv diye yazdığımızda
Bakın şu şekilde ikonarşiv.com web sayfasına girip dilediğiniz ikonu buradan bulabilirsiniz. Tabii burada bir takım kullanım lisansları da olabilir. O yüzden ona göre de programlarınızda kullanırken dikkat edebilirsiniz. Ücretsiz olması da önemli veya lisansın uygun olması da önemli. Şimdi mesela ben buraya mesaj olarak yazdığımda ikonları listeliyorum. Bakalım benim şu anda mesela uygulamamda kullanmış olduğum ikon şu olacak ve bunu şurada ikona tıkladığımda bana otomatik olarak bunu indirmem için bir seçenek geldi. Tabii şu an ben bunu indirmeyeceğim. Benim masa üstümde var, indirmiştim. Hemen alt kısımda bakın. Şimdi form üzerine tıkladığımızda şurada ikon diye bir seçeneğimiz var bakın. Şu şekilde alfabetik sırayla gittiğimizde ikon diye bir seçeneğimiz var ve yanında simge var. Şimdi bunda hiçbir şey olmadığı için şu an sistem tarafından varsayılan bir simge görünüyor. Sevgili arkadaşlar, ikonları veya projenize ekleyeceğiniz görselleri her zaman projenin içerisine alırsanız, mesela ben şu an masa üstündeydim, ben bunu doğrudan şurada projemin içerisindeki klasörlerden şöyle şuraya bırakıyorum. Bu şekilde alırsanız çok daha sağlıklı olacaktır uygulamalarınızı paket haline getirdiğinizde. Şimdi bunu da yaptığımıza göre ben şurada ikon kısmına geldim. Tekrar buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın uyarı mesajı klasörün içerisine girdiğimde içeride mesaj olarak ikonumu görüyorum. Aç diyorum. Açtık ve bakın hazırda bu şekilde karşımıza geldi. Ben bunu şuradan programı çalıştırdığımda aynı zamanda buradaki ikon bana alt tarafta da şunun gibi görünecek. Bakın görüyor musunuz? Aynı şekilde geldi. Burada da bu şekilde geldi ve şurada da bakın. Burada da bu şekilde geldi. Üzerine geldiğinde de uyarı mesajı olarak geliyor. Şu an bu program çalışıyor. Tabii ekranın burasında açıldı. Ben bunu da ayarlayabilirim. Ekranın tam ortasında açılmasını istiyorum. Bunun için yine form nesnesine tıkladım. Tabii bakın bu tam ekranın ortasında açılmış bir şekilde. Form nesnesine tıkladım ve alt tarafta en altta start position yani başlangıç pozisyonunu şurada ben center screen olarak seçtiğimde tam ekranın orta noktasına gelir. Bakın tam orta noktaya geldi. Tekrar buradan kapatıyorum. Şimdi şuraya bir tane buton ekleyeceğiz. Ekliyorum hemen. Bakın eklediğim buton tabii benim ekranda görselde olduğu gibi gelmedi. Bunun için ne yapacağız? Bir takım ayarlamalar yapmamız gerekiyor. Ekranda arka plan rengini yeşil ve yazısını da beyaz yapmışız. Yapalım o halde. Buton bakın alt tarafta şurada text kısmını görüyorsunuz. Bizim yazılarla ilgili işlemimiz olduğu zaman özelliklerde text'i kullanacağız. Ve yukarıda butonun seçili olduğundan emin olun. Yaptığımız işlem şu an butonu üzerine text'ini kullanacağız. Şuraya tıkladım ve buraya ekranda mesajı göster diye bir seçeneğimiz varmış. Onu yazıyorum. Mesajı göster. Evet. Bakın geldi. Şimdi burada yazımın rengini ben beyaz yapmışım. Butonumun da rengini yeşil yapmışım. O halde yukarıya çıkıyorum. Bakın back color diye bir seçenek var. Hala yukarıda buton seçili. Back color seçeneğine geldiğimde mesela ben yeşil bir renk kullanmışım. Şurada web kısmını kullanabilirim ya da özel kısmından bakın şöyle seçerek Lime diye bir rengi seçmiş oldum. Şimdi şuradaki yazımızın rengini değiştirelim. Yazımızın rengini değiştirmek için tekrar alt kısımda font işlemini görüyorsunuz. Bir de for color'ı görüyorsunuz. Biz şimdi burada yazıyla ilgili değişimler yapmak istiyorsak şuradaki font kısmıyla yapacağız. Burada artıya tıkladığımızda da bakın bir takım seçeneklerimiz var. Bunu ilerleyen örneklerde anlatacağım. Şimdi for color'ı
Ben burada beyaz olarak kullanmışım. Mesela şöyle doğrudan da white seçebilirim şu şekilde. Ama burada yine biraz daha bir yazı büyüklüğümüz var. Tabii bir yeşilimizin rengi aynı olmamış. O olsun, önemli değil. Biraz daha bir yazı büyüklüğümüz ve biraz da sanki kalınlığımız var. Bakın şurada font kısmında yazımın punto değerini ben örneğin 10 yapıyorum şöyle. Biraz daha büyütebilirim. 12 yapıyorum. Evet, mesajı göster. Hemen altında şu şekilde mesela kalınlık var, bold. Bu false demiş. Ben bunu mesela true yaptığımda bakın biraz daha belirginleşti. Biraz daha kalın bir hale geldi. Şimdi çalıştırdığımda buna evet, buradaki uygulamaya en azından yaklaştık. Tabii şu formumuzu biraz daha şu şekilde daraltsak olurmuş. Bunu ayarlayabiliriz. Önemli değil. Tabii renk, burada kullandığımız renk de buranın aynısı değil. Olsun, biraz daha açık yeşil kullanmışız. Çok önemli değil o. Bizim için önemli olan onu nasıl yapabildiğimiz. Şimdi burada butonların ve nesnelerin, yani butonların demeyeyim, bütün nesnelerin bir ismi var. Yani programlamada kullanılan bir ismi var. Name dediğimiz bir özellik. Bakın şurada name. Bu program içerisinde o nesnenin hangi isimle çağrılacağını gösterir. Örneğin şurada butona bastığımızda buton 1 olarak yazar. Mesela bu birden fazla şu şekilde buton eklediğimiz zaman bu butonların her birinin bakın bir ismi var. Buton 3 name. Buraya tıkladım. Name'i buton 2. Bunu tekstle karıştırmayın kesinlikle. Şuradaki text buraya yazdığımız sadece yazıdır. Mesela mesaj yazdığımız sadece bu yazıdır. Ama bunun hala ismi, yani name'i buton 2 olarak bu şekilde geçiyor. Bunu benim size tavsiyem buradaki name'i doğrudan değiştirmek. Bunun bir kuralı var. Bu kurala göre eğer yaparsanız bu isimleri kodları yazarken hiçbir problem yaşamazsınız. Tam aksine size çok büyük kolaylık sağlar. Bu da şu. Name'imiz eğer bir butonsa bunu mesela kısaltmalı bir şekilde yazalım ve hangi amaçla çalışıyorsa, örneğin ben bunu bir mesaj göstermek için kullanacağım. Bakın şöyle, bunun birincisi bir buton olduğunu belirtmek için başına BTN yazıyor. Ve sonrasında Camel kuralı dediğimiz bir kural var. İşte büyük harf, küçük harften sonra büyük harfe geçiyorum. Yani her kelimenin başında yeni kelimeye geçince büyük harfle devam ediyorum ki görsel olarak bu bizi biraz daha hakimiyetimizi arttırıyor. BTN'yi tıkladım. Yapalım, özür diliyorum. BTN'ye yazdım. Ardından da bunun amacını yazacağım. Örneğin bu butonumun mesajı. Mesaj şöyle tekrar ikinci kelimeye geçtim. Göster. Bakın burada Türkçe karakter kullanmayın kesinlikle. Çünkü bu size kodlama içinde kullanacağınız bir yazı olacağı için orada da kullanacağınız Türkçe karakterler size sıkıntı yaratır. O yüzden burada Türkçe karakter kullanmayın. Ama şu içlerlerde bizim kullanıcının göreceği kısım her şeyde Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Önemli olan arka planda programın çalışacağı kısımları ilgilendiren yerlerde Türkçe karakter kullanmayın. Mesela ben bunun başına bir BTN yazdım ve mesaj gösterdim. Bu artık bakın ismini değiştiriyor. Artık onun ismi BTN mesaj göster şeklinde geldi. Bunu çalıştırdığımızda artık her yerde bunun ismi BTN mesaj göster olarak çıkacak karşımıza. Bakın burada bir sürü nesne var. İlerleyen örneklerde bunlardan bahsedeceğim. Yapacağımız işlemlere göre mesela text box örneğin bir metin kutusu mesela isim girdiğimiz bakın şuradaki gibi. Şu bir metin kutusu, bir text box. Şimdi burada örneğin birden fazla şey var. İşte ad, soyad, yaş, TC gibi alanlar var. Bu text box'ların da her birinin ismini oluştururken örneğin TXT ad, TXT soyad gibi kısaltmalar kullanabilirsiniz.
İlerleyen örneklerde de hep bu şekilde yapacağım ki programcılık mantığını çok daha iyi oturtalım. Şimdi gelelim amacımıza. Mesajı göster seçeneğine nasıl kodlamasını yapacağım ben. Bakın burada bir nesnenin üzerine çift tıklarsanız eğer onun üzerine bir event açılıyor. Şimdi event dediğimi bakın çift tıkladım. Bir olay. Yani nasıl bir olay? BTN mesaj göster klik. Klik tıklama. Tamam güzel. O zaman BTN mesaj göstere tıklandığımda çalışacak kodları ben buraya yazıyorum. Az önce size göstermiş olduğum bir tane şurada olay vardı. Buradaki örneğin form için bahsedeyim. Formun yüklendiğinde bana çalışmasını istediğim kodlar olursa o zaman da buraya çift tıklayıp formu adı çalıştırabilirim. Ya da daha farklı bir olaylarda çalışmasını istiyorsam kodlarımın mesela şurada sağ altta olaylar kısmında örneğin nesnemi yine seçiyorum mesajı göster butonunda şurada bir sürü olayımız var. Örneğin işte mesela şöyle işte mouse üzerine geldiğinde veya mouse'a tıkladığında ya da işte çift tıklandığında hani bir kere değil de butona çift tıklandığında gibi nasıl işlemler yapılacaksa onların olaylarını burada bakın sağ tarafta çift tıklayarak içerisine kodlarını yazabiliriz. Şimdi uygulamamıza devam edelim. Mesajı göster seçeneğine çift tıkladık ve şurada bize BTN mesaj göster klik. Bu butona bastığımızda bize ne yapıyor? Ona bakalım. Mesajı göster seçeneğine tıkladığımda şöyle bir yazı vermiş. Buraya bilgilendirme. Buraya merhaba 11'a NTP dersine hoş geldiniz. Ve altta da iki tane seçenek var. Şimdi yapalım. Ekrana bir mesaj vermek için şu şekilde bir mesaj box isminde bir nesnemiz var. Bakın şöyle enter'a bastım. Nokta. Buraya nokta koydum ve göster. Show. Parantez açıp kapattığımızda zaten kendisi otomatik olarak kapatıyor Visual Studio 2019'da. Ekrana bir uyarı verecek şu anda. Bu uyarı da şu. Hemen bakın alt kısmında hatalar kısmını görüyorsunuz. Hatalar kısmında diyor ki noktalı virgül koymadın. Eğer buradaki hataları görürseniz işiniz çok kolaylaşır. Yani çift tıkladığınızda sizi o satıra götürüyor. Diyor ki buraya noktalı virgül koyman lazım. Yani C#'da uygulamalarında noktalı virgül kullanman lazım. Bu bir. İkincisi şov yöntemi için hiçbir tekrar yükleme sıfır bağımsız değişken almaz. Yani buranın içerisine bir string değer belirtmemiz gerekiyor. Tabi string olması şart değil aslında. Bir değişken de tanımlayabiliriz buraya. Ama biz burada şöyle çift tırnak açarak buraya bir mesaj yazacağız. Mesela dedik ki merhaba virgül işte şöyle uygulamalarla C# dersine hoş geldiniz. Tamam, güzel. Bakalım bir çalıştıralım bunu. Bu şekilde yapıp messagebox.show dediğinizde karşımıza mesajı göster dediğimizde bir uyarı geliyor. Tamam güzel ama bizim burada şuradaki örneğimizde tıkladığımızda bakın burada bir ikon, burada bir başlık, şurada da bu şekilde butonlar var. Ama bize şöyle yalın haliyle bıraktığımızda karşımıza gelen görünüm bu. Tamam biz o zaman şu işleme yapacağız. Yukarıya bir bilgilendirme yazacağız. Bakın şurada tırnağın bitiminden sonra virgül koyuyorum ve burada bize istediği şey şu. Tekrar bir string değer kullan. Yani metinsel bir ifade kullan. Buraya çift tırnak açtığımızda bu bizim başlığımız olacak. Başlık da şu.
Bilgilendirme yazmışız. Bilgilendirme. Yazdık. Güzel. Sonra bir daha virgül koyduğumda şimdi ben buraya mesaj box'ımın butonunu nasıl olmasını istiyorsam onu belirteceğim. Mesela mesaj box butons. Şimdi Visual Studio 2019'da burada bu şekilde bakın karşımıza geliyor. Ama eski sürümlerde mesela Visual Studio 2010 gibi burada bu şekilde görmeyebilirsiniz. O yüzden ben standart gibi kullanacağım. Message Box Buttons şunu seçiyorum. Noktaya bastığımda şimdi onlar tek tek gelecek. Bana burada diyor ki hangilerini kullanmak istiyorsun işte. Okey mi? Yani okey tamam ya da yes no, evet hayır ya da evet hayır iptal şeklinde. Ben buradaki uygulamamda mesela yok say, pardon yeniden dene ve iptali kullanıyorum. Virgül diyorum. Şimdi burada hangi ikonu göstermek istiyorsam onu belirteceğim. Örneğin yine message box şöyle yazıyorum. İkon. Şöyle i'ye bastığımda bakın bana burada çıktı. Message box ikon. Message box ikonda yine alt seçeneklerimiz var. Ben şunu seçip noktayı seçtiğimde bakın hata mesajımı, bilgilendirmemi, uyarımı veya işte sorumu gibi bana burada seçenekler var. Ben burada bilgilendirmeyi seçtiğimde, şuradaki information'ı seçtiğimde bakın bana şuradaki gibi bir simge çıkartacak. Şunun gibi bir simge çıkartacak. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Mesajı gösterdiğinde merhaba uygulamalarla C# dersine hoş geldiniz şeklinde bir uyarımız verdi. Yeniden dene ya da iptal gibi seçeneklerimizi burada koyduk ama bunların kodlamasını henüz göstermedim. Bunu da ilerleyen seriler içerisinde göstereceğim. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.